Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 8G sınıfı matematik 1. dönem 2. yazılı sınavının sorularını ve cevap anahtarını sizlerle paylaşacağım. Bu yazılımız 20 soruluk testtir. Çözümleri üzerinde durmayacağım. Sadece cevaplarını verip geçeceğim. Birinci soruyla başlayalım. 270 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C'dir. Buna göre A artı B eksi C kaçtır? B seçeneği doğru cevaptır. A artı B sayısı ile B artı 2 sayısı aralarında asal sayılardır. A artı B bölü B artı 2 eşittir 16 bölü 10 olduğuna göre A kaçtır? C seçeneği doğru cevaptır. 36 ve 48'in EBOB'u kaçtır? D seçeneği doğru cevaptır. Bir kurstaki öğrenciler 12'şerli ve 18'erli gruplara ayrılabilmektedir. Buna göre bu kurstaki öğrenci sayısı en az kaç olabilir? A seçeneği doğru cevaptır. 5. sorudayız. 1 bölü eksi 2 üzeri eksi 3 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? B seçeneği doğru cevaptır. 6. sorudayız. 421 tam %53 sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? C seçeneği doğru cevaptır. Evet, burada YouTube kanalımızın tanıtımı mevcuttur 7. soruda. Fatih Kara Matematik Öğretmeni YouTube kanalına her gün aynı sayıda 3 üzeri 6 kişi abone olmaktadır. Buna göre 9 günde bu kanala toplam kaç kişi abone olur? D seçeneği doğru cevaptır. 8. sorudayız. Bilimsel gösterimi 1 tam %47 çarpı 10 üzeri eksi 12 olan sayı aşağıdakiler hangisidir? B seçeneği doğru cevaptır. 9'dayız. Aşağıda verilen sayılardan hangisi tam kare sayıdır? A seçeneği doğru cevaptır. 10. sorudayız. 2 kök 24 eksi kök 6 artı kök 54 işleminin sonucu kaçtır? C seçeneği doğru cevaptır. Kök içinde 0 tam %64 artı kök içinde 1 tam %44 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? D seçeneği doğru cevaptır. Kök 5 ifadesinin 2 katı kaçtır? B seçeneği doğru cevaptır. Yine bir grafik sorumuz var. Şu an 13. soruda gruptakilerin yaşları. Bu grupta toplam kaç kişi vardır? A seçeneği doğru cevaptır. 14. sorudayız. Yine bir grafik sorusu. Ankara'da en soğuk gün aşağıdakilerden hangisidir? C seçeneği doğru cevaptır. 15. sorudayız. Ocak ayında ödenen fatura tutarı. Grafikte Ocak ayında ödenen 1440 liralık faturanın dağılımı verilmiştir. Ocak ayında elektriğe ödenen fatura tutarı kaç liradır? D seçeneği doğru cevaptır. Bir tablo sorumuz 16. Kalemlerin yüzde kaçı tükenmez kalemdir? B seçeneği doğru cevaptır. 17. soru. Bir grupta 3 erkek ve 2 kız öğrenci arasından rastgele biri seçilecektir. Seçilecek kişinin erkek olma olasılığı kaçtır? A seçeneği doğru cevaptır. 18. sorudayız. Yukarıda bir küpün açılımı verilmiştir. Bu küp atıldığında üst yüze gelen sayının 6'dan büyük olma olasılığı kaçtır? A seçeneği doğru cevaptır. Bir madeni para havaya atıldığında üst yüzüne gelebilecek olası tüm durumların sayısı kaçtır? C seçeneği doğru cevaptır. Bir olayın olma olasılığı 3 bölü 5 ise olmama olasılığı kaçtır? D seçeneği doğru cevaptır. Her sorunun doğru cevabı 5 puan, süre 1 ders saatidir. Gördüğünüz gibi Optiye'de cevap anahtarı işaretlenmiştir. Buradan 8G sınıfındaki öğrencilerime selam gönderiyorum. Çözdüğümüz bu yazılının kağıdını aşağıda videonun altına link olarak paylaşacağım. Bu linkten yazılıyı bilgisayarınıza indirip çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.